telemetri ya da Türkçesiyle uz ölçüm. Bir sistem ya da tesisin uzaktan kablolu veya kablosuz olarak izlenmesi veya kontrol edilmesidir. Konuya devam edeceğim ama burada bir araya girip bir soru sormak istiyorum sizlere. Türkler tarafından üretilmeyen veya icat edilmeyen ki dönemimizde neredeyse hiçbir şey üretilip icat etmiyoruz. Bu şeylere sürekli bir Türkçe ad bulma çabası içindeyiz. Ben bu konuda gereksiz bir çaba içinde olduğumuzu ve isim bulmak için harcayacağımız eforu bulunmayan bir şeyi bulmak için harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu isim bulma işi beni ciddi utandırıyor. Ve genelde bulunan isim kullanılması zor veya komik oluyor. Bu konudaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu yüzden şimdi İsterseniz videoyu durdurup fikirlerinizi yorum bölümüne girin. Şimdi tekrar dönelim bizim telemetri konusuna. Tele uzak, metri ölçü kelimelerinin birleşiminden oluşan telemetrinin kökeni 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bilinen ilk kullanımı 1845 yılında bir Rus çarının kışlık sarayı ile genel kurmaylık arasında kuruldu. Daha sonra 1874 yılında Fransızlar Mont Blanc dağındaki hava durumunu takip etmek için kullandılar. Bu arada Mont Blanc Dağı İtalya'da. 1806 yılında Ruslar sismik hareketlerin takibi için ve hala Panama kanalının su seviyelerinin takibi için telemetri kullanılmakta. Bir tane Türk ismi geçmedi fark ettiniz mi? Telemetrinin kullanım alanları o kadar geniştir ki aklınıza gelebilecek her alanda kullanabiliriz. Bir noktadan aldığımız veriyi bir başka noktaya taşımak istiyorsak bu bir telemetri işlemidir. Bu taşıma işlemi kablolu veya kablosuz olarak yapılabilir. Günümüzde kablosuz veri taşıma işlemleri oldukça geliştiğinden ve kablolu sistemlere göre genellikle maliyetleri daha az olduğundan kablosuz telemetri sistemleri oldukça yaygındır. Bunun için RF sinyalleri, GPRS sinyalleri hatta SMS bile kullanılabilir. Şimdi gelelim bu kanalda bu videoya konu olmasının sebebine. Eğer Formula 1 izlediyseniz telemetri yoluyla araç verilerinin merkeze aktarıldığını görmüşsünüzdür. Biz de buna benzer bir sebepten telemetriyi kullanıyor olacağız. Aylar önce tam otonom bir yer aracı yapacağımı söylemiştim. Hatta ilk videosunda çekmiştim. Sonra henüz böyle bir proje için benim ve kanalın hazır olmadığına karar verip konuyu biraz ötelemek istedim. Benim hazır olamama sebebim birincisi teknik olarak henüz yeterli bilgiye sahip olamamamdı. Ki bu süreçte bunu tamamladığımı düşünüyorum. İkincisi ise yeterli ekipman ve donanıma sahip olamamamdı. Bu işe girecekseniz kullanacağınız malzemelerin pahalı olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Bu süre içinde gerekli ekipmanları tamamladım. Yeterli bilgiyi de edindim ve artık tam otonom bir araç için hazırım. Fakat videoları yine parça parça tüm sistemleri anlatarak yapacağım ki sizler de bir şey kaçırmayın. Bu konu böyle 20 dakikalık, yarım saatlik bir video ile anlatıp yapacak bir şey değil. Yapanlar vardır. İzlersiniz. Hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Bu yüzden de telemetri konusunu ayrıntı olarak anlatmak istedim. Kullanacağım modüller APM kullanılabilen telemetri modülleri. Serinin geri kalanında bu modülleri kullanmaya ve anlatmaya devam edeceğim. Şimdi modülleri inceleyelim ve nasıl çalıştığını bir anlayalım. Kanalın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için takip etmeyi videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi benim elimdeki telemetri modüllerini görüyorsunuz. Bunlar iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi Air modül denilen. Yani bu bizim aracımızın üzerine koyacak olan modül. Bir de grant modül denilen yer modülü. Bu da yine alıcımıza, daha doğrusu bilgisayarımıza ya da dataları alacağımız cihaza bağlayacağımız modül. Şöyle iki parça dedim Bunların ikisinin arasında bazı farklılıklar görüyorsunuz. Aslında temelde benzer ama hani birazcık boyut farkı, biraz da şekil farkı var. Ama en önemli fark bir tanesinde USB var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir tanesinde ise UART kabloları yani 4 tane kablo var burada. Bunlar seri port metoduyla bizim RC aracımıza bağlanıyor. Temelde bunların yapısı aslında şöyle yani verici cihazımızdan TX-RX yoluyla yani UART yoluyla yani seri port yoluyla bir data alınıyor ve bu data kablosuz olarak hava modülü üstünden diğer modülüne aktarılıyor. Sonra buradan da USB port yoluyla alıcı cihazımıza bilgisayarımız, tabletimiz, telefonumuz olabilir bu dataları aktarılıyor. Çalışma prensibi yani birebir bu aslında yaptığımız şey şu. Bunu bir Bluetooth cihazı olarak düşünebilirsiniz. Bunu Arduino'nuza bağladığınızı düşünün kabloyu. TX RX pinleri üzerinden bir data gönderiyorsunuz. Bu data bu cihaz yoluyla kablosuz olarak alıcıya gönderiliyor. Yaptığı iş temel olarak bu. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak benim elimdekiler 433 MHz'de çalışan 200 mW olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 200 mW gücündeki telemetri modülleri. Şimdi bu ifadeler neyi anlatıyor? Birincisi 433, MHz'de, 433 MHz dedim. 433 MHz'i de biraz açmak lazım. Bu iki alet birbirleri arasında 433 MHz taşıma sinyalinde çalışıyorlar. Vericimiz 433 MHz'lik sinyali gönderiyor ve alıcımız da aynı şekilde alıyor. Şimdi neden 433 MHz biraz da buna bakalım. Bildiğiniz üzere taşıyıcı sinyal frekansları düştükçe modüller arasındaki renç ya da menzil artıyor. Tabi tek etmen bu değil aslında buradaki. Ama teorik olarak 433 MHz'lik 200 mW gücündeki bir alıcı verici modül setiyle 200 mW'lık 2.4 GHz'lik alıcı verici modülün range menzili aynı değil. Dediğim gibi taşıyıcı sinyal frekansı düştükçe range artıyor. Peki o zaman diyeceksiniz ki neden düşük frekanslı haberleşme metotları sürekli kullanılıyor? Bunun bu farklı farklı sebepleri var. Bir gün gene konusu geçerse anlatırım. Bunlar teorik olarak daha önce incelediğim ve range testini yaptığım XP modüllerine çok benziyorlar. XP modülleri de bildiğiniz gibi RX, TX pinleri üzerinden haberleşen RF modüller. Bunların taşıdığı sinyalin aynısını aslında XP modülleri de taşıyabilir. Ortalama fiyatı da vursanız aşağı yukarı yani aynı fiyattadırlar. Ama bunların avantajı şu dediğim gibi düşük frekanslarda çalıştığı için hem rençleri yüksek hem de 5.8 GHz, 2.4 GHz gibi frekanslar başka cihazlarda da kullanıldığından modemler cep telefonlarının Wi-Fi'ları gibi karmaşaya sebep olabiliyorlar. 433 MHz biraz daha böyle dışarıda kalıyor. Böylece frekans karışmalarına da engel olmuş oluyoruz. Şimdi bunları nasıl bağlıyoruz onu göstereyim. Burada gördüğünüz benim Ardu Pilot Megam. 2.6 versiyonu bu. Diğer versiyonlarda farklı olabiliyor. 2.8'de veya 2.5'te eskilerden kalan varsa elinizde. 2.6'da şurada bir telemetri girişi var. Şuradaki soketi bu telemetri girişine bağlamak suretiyle bu sistemi çalışır hale getiriyorsunuz. Şöyle soketi doğru takmak yeterli olacaktır. Soketi taktığınızda artık sizin cihazınız telemetri üzerinden haberleşmiş oluyor. Normal şartlarda ben bu aleti programlamak için ya da bu alete data göndermek için USB kablo girişini kullanıyorum şurada. Bu telemetri cihazı sayesinde herhangi bir kablo bağlantısı olmadan bunu programlayabiliyorum. Programlamayı geçtim. Asıl bunun kullanım amacı programlamak değil. Mesela kalibrasyonda da çok faydası oluyor telemetri cihazın. Çünkü aracı böyle sağa sola ileri geri yatırmanız falan gerekiyor. O esnada USB kablo bağlantısı kopabiliyor. Bunu engel olmak için de telemetri cihazı çok kullanışlı bir cihaz. Bunu buraya bağladığınızda böyle telemetriyle haberleşmeye hazır oluyorsunuz. Şimdi ben gerekli diğer bağlantıları yapacağım. Bir yandan da diğer yer cihazımı Ground'u bilgisayarıma bağlayacağım. Bir yandan bilgisayar üzerinden size nasıl bağlandığını göstereceğim. Bir yandan da buradaki Arduino Pilot Mega'yı görüyor olacaksınız. Ben şunun eksik olan güç bağlantılarını falan yapayım. Bir de bilgisayarı falan hazırlayıp devam edelim. Şimdi bütün bağlantıları yaptım. Neler yaptım onu göstereyim. Bir yandan da Mission Planner uygulamasını görüyorsunuz. Orada zaten birazdan göstereceğim sizlere neler yapacağımı. Şimdi buradaki bağlantı göstereyim. Telemetri cihazımı az önce bağlamayı gösterdim. Şuradaki sokete bağlıyorduk. Data gönderebilmek için, data görebilmek için bilgisayarda e, power modülümü de bağladım. Bu power modül benim pilimin seviyelerini, çekilen akımı vesaire gibi bilgileri Ardu Pilot'a gönderiyor. Ardu Pilot da telemetri yoluyla bilgisayarıma aktarıyor olacak. GPS antenim var. Evin içinde GPS çekmediğinden herhangi bir GPS datası görmeyeceğiz. Göreceğimiz data pilin voltajı, çekilen akım ve neydi bunun adı? Gyroskop'un verilerini gösteriyor olacak. Bağlantı şeklimiz böyle olacak. Ee, Tabi aracın üzerine montaj deyince daha fazla şey de bağlayacağız buraya. İşte arabanın motorlarının kabloları, kumandanın alıcısının kabloları vesaire. Burada daha fazla kablo oluyor olacak. Ama şu an telemetriyi anlattığımızda bu kadar bağlantı yeterli. Hatta fazla bile GPS'e gerek yok mesela. Şimdi gelelim bilgisayarımıza neler yapıyoruz. Bilgisayarımızda gördüğünüz Mission Planner uygulaması. Mission Planner'ı indirdiniz, kurdunuz. Telemetrinin driver'larını da kurmanız gerekiyor. Telemetrinin driver'ını kurmazsanız bilgisayarınız telemetri cihazını görmez. Sonra ne ayar yapacağız? Şurada gördüğünüz bizim komport bağlantımız var. Zaten driver'ı yüklediğinizde şurada komport üzerinden direkt sizin telemetri cihazınızı USB'den üzerinden bağladığınız telemetri cihazını görüyor olacak. Bunu seçeceksiniz. Şurada e, haberleşme frekansı bandı var. Bu bandı da 57.600 olarak seçeceksiniz seçeceksiniz. Yani 57600 olarak seçeceksiniz diyorum ama benim telemetri cihazım için geçerli bu. Başka telemetri cihazlarında farklılık gösterebilir bilmiyorum. Sonra şuradan bağlan butonuna basacağız ve bağlantıyı kurmaya başlayacak. Datalar geldi şu anda. Bakın neler var burada ekranda göstereyim hemen. Şurada gördüğünüz benim gyro sensörümün verileri. Bakın oynattığımda bakın görüyor musunuz? Gyro'nun verilerini direktman telemetri cihazı üzerinden aktarıyor. Başka ne datalar var burada? Ben bazı datalar koydum. Bakın şurada saat bilgisi var. Bu saat bilgisini nereden alıyor bilmiyorum. Şurada benim e, telemetri cihazımın sinyal seviyesini görüyoruz. Normalde %100 olması lazım ama %95 niye oldu anlamadım. Hep %100'dü şimdiye kadar. Hatta çıkıyor galiba %100 olacak birazı. GPS'im çekmediği için GPS verilerini göremiyorum. Normal şartlarda GPS'im çekse Şuradaki gördüğünüz harita üzerinden de konumumu gösterecek. Hatta üzerindeki pusula sayesinde de yönümü de gösterecek. Ve bir sürü data taşıyabiliyorsunuz. Yani Arduino Pilot üzerinde bulunan bütün dataları şurada gördüğünüz bütün dataları aslında taşıyabiliyorsunuz. Bakın burada batarya verilerim var. Şurada 11.35 batarya voltajım yazıyor. Şurada da çektiği akım yazıyor. Yani normal bu slip moddayken burada şöyle aynen 100 mAh'e ya yaklaşıyor. 90-80 mA civarı bir şey çekiyor. Pil seviyemde %99 diyor. Burada bütün datalarımızı görmüş oluyoruz. Şundan emin değilim ee, ama ama bu sanıyorum benim RC aracımı olan uzaklığımı gösteriyor. Net değil yani tam emin değilim bundan bu arada. Şurada da bakın pusula verileri hatta çalışıyor mu? Aynen bakın pusula bize yönümüzü şöyle gösteriyor. Şu taraf kuzeymiş. Bu gördüğünüz dataların hepsi bana telemetre cihazı yoluyla geliyor. Ayrıca kalibrasyon olayını da tekrar göstereyim. Daha önce anlattım mı bilmiyorum hatırlamıyorum da. Şimdi şurada kurulumun üstünde bizim bazı kalibrasyonlarımız var. Mesela şu Bizim Ciro Asylometer dediğimiz cihazın kalibrasyonu. Normal şartlarda bunun kalibrasyonunu böyle kablo bağlayıp yapmanız gerekiyor. Ama buraya bir kablo bağlı olduğunu düşünün ve bunu böyle sağa sola yatırdığınızı düşünün. Bu durumda ne olacak? Kablonuz çıkarsa kalibrasyonunuz yarım kalmış olacak. Böylece bu sorun da ortadan kaldırmış oluyor telemetri cihazı. Açıkçası başka burada anlatacak bir şey aklıma gelmiyor. Zaten ilerideki videolarda daha daha böyle ayrıntılara gireceğiz otonom aracı yaparken. Böylece telemetri cihazını nasıl kullanacağını da anlatmış olduk. Bu video bu kadardı. İlerleyen günlerde aktif olarak kullanımını izliyor olacaksınız. Serinin devamı için takipte kalmayı devam edin. Son olarak yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekipmanlarıma yine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.